Türkiye bir süredir Schengen vize kriziyle karşı karşıya. Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatik girişimlerine rağmen sorun çözülemedi. Son aylarda randevu bulmak daha da zorlaştı. Bekleme süreleri ve red oranları da iyiden iyiye arttı. İspanya ise vize başvurularını geçici olarak askıya aldı. İspanya için turistik başvuruyu bir süreliğine durdurdu. Bir baktık zaten komple kapanmış başvurular. Şu anda maalesef durum çok parlak değil. Red oranları ve bekleme süreleri daha da arttı. Schengen vize sorununa bir yenisi daha eklendi. İspanya, Türkiye'den yapılan başvuruları geçici olarak askıya aldı. Şu anda başvuru almıyormuş İspanya. Öyle dediler. 2,5 ay, 3 ay kapalıymış. Bazı sorunları çözmeyi beklerken geriye gittiğimizi gördüğümüz ülkeler var. Türkiye bir süredir Schengen vize kriziyle karşı karşıya. Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. İlgili ülkelere diplomatik nota verildi. Ama kriz aşılamadığı gibi daha da derinleşti. Schengen ülkelerinde ilk defa bu kadar uzuyor süreçler. Randevular ilk defa bu kadar kısıtlı. Seyahatleri planlamak ilk defa bu kadar zor bence. Son dönemde özellikle Almanya'dan yapılan Schengen vize başvurularında bekleme süreleri çok arttı. En erken 3,5 ay sonraya randevu veriyor. Daha sonra da 4-5 hafta arasında bekleme süresi var. Biz 2-3 aydan şikayet ederken şu an bir 5-6 ayı aslında artık göz önüne almanız gerekiyor. Almanya, İtalya, Avusturya bunlar hani randevuları çok şu an ileri veriyor. Ama İtalya ve Belçika için daha önce baktığımda bulamamıştım, o yüzden Çekya tercih ettim. Nereye gitmek istiyorsunuz normalde? Normalde İtalya'ya gitmek istiyordum. Şu anda mantıklı olan randevu bulabildiğiniz yere plan yapmak. Kolay randevu buldunuz mu? Biraz zor, kolay değil. Yani bekledik bayağı biraz. Ne kadar beklediniz? 2 ay kadar bekledik. Randevu almak bir çileye dönüşmüş durumda. Sistemi takip etmeniz, sistem yeni randevu açtığı zaman oraya kanalize olmanız gerekiyor. Tam da böyle bir dönemde İspanya'nın vize başvurularını askıya alması ise mağduriyeti katladı. Biz 3 haftadır İspanya'dan aslında randevu almaya çalışıyoruz. Bugün de onlardan bilgi almak için gittik. Bize bir süre vermediler ama İspanya vermeyi kesmiş randevuları. Mecburen başka bir ülke üzerinden girmek deneyeceğiz. Bizim İstanbul Madrid uçak biletimiz vardı. Fransa diye söyledi ama Fransa'da da çok yoğunluk varmış. Orası da biraz muamma. İspanya Schengen randevularını askıya aldı ama önceden randevu alanlar da mağdur oldu. Çünkü o randevularda ileri bir tarihe ertelendi. Randevuların ertelenmeye çalışıldığını ve mevcut randevuların askıya alındığını duyduk. Acente etkileri red oranlarında da olağan dışı bir artış olduğu görüşünde. Pik yaptığı dönem bu zaman. Çünkü bu %20-%30'ları bulmuş durumda bence. Danimarka red mi verdi? Evet. Evraklarınız tam mıydı? Evraklarımın hepsi tamdı. Değil. Ben zaten öğrenciydim. Sponsorla gidecektim. Ama red verdiler ve 2 gündü sadece. Bizim de yakın zamanda kendi kurumsal organizasyonlarımız var bu ülkelerin bazılarına. Fakat vize almakta biz de acent olarak kurumsal organizasyon yapan insanlar olarak sorun yaşıyoruz. Kesinlikle flex alın uçak biletinizi, yani iadesi olsun. İadesi olsun ya da değişim hakkı olsun ya da bileti açığa alma şansınız olsun. Çünkü yanabiliyor biletiniz direkt.